Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. C# programlama dili kursunun eğitmeniyim. Bu kursta neler yapacağız, neler anlatılacak ve bununla ilgili bazı sorulara cevap niteliğinde küçük bir intro hazırladım. Öncelikle kendimden bahsedeyim kısa bir şekilde. Ben Cihan Özhan, 1000'in üzerinde yazılım ve veri tabanı video eğitim hazırladım. Bunları da 2011'den beri hazırlıyorum diyebilirim. Türkiye'nin ilk Oracle PLSQL programlama eğitim setini hazırladım. Şu an yayında olan başka bir versiyonu var. İleri seviye TSQL programlama adıyla SQL Server ile veri tabanı programlama kitabı yazdım. Bunu da 2013 yılında yazdım. 700 sayfa civarında bir kitap. Birçok büyük çaplı web, backend, güvenlik ve veri odaklı yazılım projesinde görev aldım. Özel bir bankanın Windows Phone 8 mobil bankacılık uygulamasını geliştirdim ki bu Windows Phone 8 bu kursta da WPF teknolojisi adı altında kullanılan genel bir konsept teknolojidir. Aslında arka planında XAML kullanır ve Windows Phone da XAML'la çalışır vesaire. Endüstri 4.0 konsepti çerçevesinde karanlık fabrika yani insansız fabrika denen projeler üzerine çalışıyorum. Geliştirdiğim projelerde yapay zeka ve makine öğrenimiyle big data çözümleri uyguluyorum. Birçoğunuzun tanıdığı, bildiği, Türkiye'nin en iyi bilişim akademileri diyebileceğimiz Bilgi Adam, BT Akademi, Bilginç IT ve ADIO gibi bireysel ve kurumsal eğitim veren bilişim firmalarında, akademilerinde çalıştım. Ve eğitmenlik yaptım, danışmanlık yapıyorum aynı şekilde bu akademilere de. 100 kadar bireysel ve kurumsal gerçek ortam sınıf eğitimi verdim. Bunlar içerisinde bireysel sınıflar da var, kurumsal farklı firmalar da var. Bu birkaç kurumsal eğitim referansında şu şekilde sıraladım. İnceleyebilirsiniz. Bunların her birine farklı kendi ihtiyaçlarına göre ihtiyaç çözümleri hazırlayarak eğitmenlikte yaptım diyebilirim. Bu kurs kimlere hitap ediyor? Öncelikle en çok bilinmesi gereken konulardan birisi. C# programlama dilini öğrenmek isteyen herkes bu kursu inceleyebilir. Üniversite öğrencileri özellikle piyasaya atılmadan önce gerçekten bir dilde uzmanlaşması gerekiyor. En azından orta seviyeye gelmesi gerekiyor. O yüzden bu kurs onlara hitap ediyor diyebilirim rahatlıkla. C# programlama dili ve ileri seviye çevre teknolojilerinde uzmanlaşmak isteyen herkes. Çevre teknolojileri dediğimizde aslında bu C# geliştirilebilen farklı farklı teknolojilerden, örneğin WPF bir çevre teknoloji kategorisi içerisinde düşünülebilir, XAML mesela. Farklı bir programlama dilinde tecrübesi olup C# programlama dilini temelden ileri seviyeye kadar hızlı bir şekilde öğrenmek isteyen herkes. Kariyerini Microsoft yazılım teknolojilerinde ilerletmek isteyen herkes, öğrenci ya da sıradan vatandaş fark etmiyor. Yazılım projelerinde C# programlama dili ve çevre teknolojilerini tercih etmek isteyen herkes. Burada danışmanlar da aslında bu kategoriye giriyor. Mesela danışmanların görevi aslında belli bir teknoloji çözümünü bulup ya da proje liderlerinden bahsediyoruz. Örneğin C# bilmiyordur. Ki normal bir şey, farklı uzmanlıklar var. Örneğin Java biliyordur, farklı dilleri biliyordur. Ama kurumsal bir projede C# kullanmayı tercih etmek için öncelikle bu C# hızlı bir şekilde sıfırdan derinlemesine öğrenebilmesi gerekiyor. Onlar için tavsiye edilebilir. C# ve çevre teknolojileri için bilişim akademilerinde binlerce TL ödemek istemeyen herkes, kaldı ki bahsettiğim gibi tüm akademilerde aşağı yukarı eğitim verdim ya da veriyorum. Hangisinin ne kadar fiyatla ne tür eğitimler verdiğini de yakından biliyorum. O yüzden bu kurs sizin için çok ciddi bir avantaj diyebilirim. Bu kursun nihai hedefi nedir? Hiçbir programlama dili hakkında bilgi sahibi olmasanız bile bu kurs ile birlikte Junior Software Developer, Junior C# Developer ya da Junior .NET Developer olarak iş başvuruları yapabilir seviyede olacaksınız. Sadece sıkı çalışmanız yeterli. Bu kursun sonunda kendi kendinize bir yazılım projesinin tüm programlama gereksinimlerini karşılayıp ürün çıkarabilir olacaksınız. En önemlisi de bunu gerçekten bir şeyi anlayarak yapacaksınız. Bu kurs herhangi bir C# ve .NET sınavına hazırlık amacı gütmese de sınavlar için bir
birçok teorik ve pratik bilgiyi edinebileceğiniz bir kaynaktır. Şimdi bu kursla ilgili ne tür çalışmalar yapabileceksiniz onu özetle göstermek istiyorum. Şöyle, Solution üzerinden göstereyim. Öncelikle buradakilerden daha fazla kaynak var. Bazı bölümleri sonradan dahil ettim. Burada belki şu an benim kamera açımdan dolayı göremiyor olabilirsiniz. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi başlangıç, geliştirme ortamını anlatıyoruz. Sonrasında .NET ve C# giriş, sonrasında değişken, kapsam, türler ve fazlası dediğimiz alan. Burada yoğun bir şekilde değişken ve veri türlerinden bahsediyoruz ilk bölümde. Sonra inam projesi, inamdan bahsediyorum. Enumeration kavramından. Küçük bir örnek yapıyorum. Gelişmiş örneği de var. Burada da sınıflar vesaire olduğu için bu sınıflarla alakalı ve birlikte kullanılan bir proje olduğu için bunu aslında sınıflar yani nesne yönelimli programlama bölümünden sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Videoda da anlatıyorum bunu. Burada operatörler var. Aritmetik, ilişkisel, mantıksal ve diğer operatörler bölümleri. Onları incelemişsiniz. Akış kontrol yapıları burada if switch kontrollerini öğreniyorsunuz. Dizilerde hem dizileri tek boyutlu hem çift ve üç boyutlu olarak öğreniyorsunuz detaylı bir şekilde. Koleksiyonlar var. Jenerik ve non-jenerik koleksiyonları anlatıyorum. Döngüler, for döngüsü, while vesaire gibi hepsini inceleyebiliyorsunuz. Nesne yönelimli programlama kısmında bayağı bir kaynak var. Fazlasını anlatıyorum. Normal kurslarda bile aslında ileri seviyesi C#'la normal C# ayrı olarak paket olarak alırsınız. Burada ben ileri class kullanımını da anlattım mesela. Onları da inceleyebilirsiniz. Hata yönetimi, exception handling, standart bir konu. İleri seviyesi C# dil yapıları. Burada delegate vesaire gibi birçok farklı konu var. Bunları anlatıyorum. Delegate, action, func, lambda, extension method, dynamic programlama, indexer vesaire vesaire. Çöp toplama mekanizması, ileri seviye .NET framework yapıları. Burada da birkaç farklı yöntemi anlatıyorum. İleride eklemeler de olabilir duruma göre. Çok kanallı programlama, asenkron programlamayı anlatıyorum. Asenkron, çok kanallı, kilitler ve TPL, paralel programlama dediğimiz bir kategoriye giriyor. Pratik konsol uygulamaları, bunlar zaten aslında uygulamanın eğitimin genel olarak içerisinde olduğu için çok önemli değil. Farklı farklı pratik uygulamalar. Burada binary, XML ve SOAP serialization'dan bahsediyorum. Bunları anlatacağım. Reflection çok derin bir şekilde farklı örneklerle anlatıyorum. Burada inceleyebilirsiniz Reflection'in ne olduğunu. Windows Form uygulama geliştirme. Burada da farklı farklı uygulamalar, pratikler olacak. WPF uygulama geliştirme epey bir örneğim var burada. Veri tabanı uygulamaları, XAML tarafı vesaire birçok var. Lingo tarafı Language Integrated Query bölümü var. Burada da detaylı bir şekilde Lingo'yu nasıl kullanacağınızı gösteriyorum örneklerle. Link to SQL, Link to X dediğimiz kısım aslında genel olarak Link to SQL. Onu da örnekliyorum. Burada birkaç uygulama var. AdoNet tarafı gelişmiş. Connected, Disconnected ve Entity Framework olarak ayırıyorum. Entity Framework ayrı bir bölüm olarak da görebilirsiniz. Küçük birkaç test uygulaması yazmanızı sağlayacak bir bölüm olacak. Ağ programlama kısmında da birkaç öncelikle dosya işlemleri ile ilgili bir bölüm olacak ve gene network ile alakalı birkaç proje olacak. Ve son olarak da algoritmalar bölümleri var. Burada da farklı farklı işlemler yapan algoritmalar var. Şu an burada az gösteriyor ama daha artacak bunlar. Bu algoritmalarla pratik yapabilmenizi sağlayacağım inşallah. XAML bölümü var. Bunların içerisinde olmayan şeylerden bahsediyorum. Web programlama ile ilgili küçük bir örneğim var. Çünkü bu proje, yani bu eğitim bir web programlama eğitimi değil aslında. Ama sadece hani sıfırdan öğrenen biri için bunu webde nasıl kullanımı mantığını anlatmaya çalışıyorum. WPF tarafında uygulamalar var. XAML tarafı var. Birkaç tane Windows Phone videosu var. O da sadece XAML'ın
Windows Phone'la ilişkisini anlatmaya çalıştığım bir alan. Silverlight ile ilgili var. Bunun da ne olduğunu araştırırsanız aslında WPF'in içerisindeki küçük bir web framework'i diyebiliriz. WPF'in gücünü Silverlight ile web tarafında kullanabiliyorsunuz gibi. Bunun gibi farklı farklı örnekler de bulunacak.